Ayşe Öğretmen'in atölyesinden tekrar merhabalar. Şu anda yine bir deney için okulumuzun laboratuvarındayız. Bugün deneyimizi bize Ada ve Mira yapacak. Kızlar, nedir deneyinizin adı? Mikrop deneyi. Ne yapacaksınız deneyde bize? Ne anlatmaya çalışacaksınız? Sabunun değerini anlatıyorsunuz. Tamam. Bize peki malzemelerinizi de sayar mısınız? Bardak suyumuz var, karamelimiz var, deterjanımız var, bir de tabağımız var. Bir de tabağınız var. Şöyle bir malzemelerinizi. Burada fazladan karabiberleriniz de var. Lazım olursa diye getirdiniz sanırım. Evet. Tamam. Teşekkürler. Evet kızlar, şimdi malzemeleri saydığımıza göre deneyin yapım aşamasına geçebiliriz. Ne yapıyoruz önce? Tabağın içine, şu yayvan tabağımızın içine bir bardak suyumuzu koyduk. Sonra karabiberi koyuyoruz. Karabiberi, Mira koyuyor onu da. Evet. Şöyle tabağı biraz sallasak yayılır mı acaba suyun içinde? Yeterli olabilir mi o? O herhalde dağılacak değil mi şimdi içine? Yayılıyor mu? Şimdi o karabiberi suyun içine neden döktük biz? Neyi gösteriyor onlar bize? Mikroplar. Ha, mikroplar. Şimdi karabiberler mikrop suyun içindeki ve biz onları temizlemeye çalışacağız. Öyle mi? Evet. Tamam. Mikroplarımız suyun içinde yüzüyor. Peki bu mikroplardan nasıl kurtulacağız? Kızlar, nasıl kurtulacağız? Elimizi sabunlayarak. Ya bu elimi sabunlamadan yıkarsan böyle bulaşıyor bu kirler. O demek oluyor herhalde, değil mi? Şimdi sabunla. Bakalım. Hayır. Evet, bakın. Suyun üzerinden mikroplar dağılmaya başladı. Mira, sen de yap istersen kalan yerlerde. Sabunla. Tamam. Sabunu biraz bol alması gerekiyor eline. Batır batır, oluyor. Dağılıyor onlar. Tut biraz. Evet, orada biraz fazla, bak Ada'nın gösterdiği yerde. Evet. Mikroplardan kurtulduk mu? Kurtulduk. O zaman ne diyorsunuz arkadaşlarınıza şimdi? Ellerini yıkarken ne kullansınlar? Ellerimizi yıkarken sabun kullanmalıyız. Hı hı. Ama annelerimizin kullandığı sabun. Yani sıvı sabun kullanalım. Evet. Temizlerken. Deneyi çok beğendik biz. Teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Var mı? Tamam. Teşekkür ederiz. O zaman bir dahaki deneyle görüşünceye kadar Ayşe Öğretmen'in atölyesinden herkese hoşça kal olsun.